Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye Nereye programında sizlerle birlikteyiz. Yine biraz geciktik, kusurumuza bakmayın. Ancak dediğim gibi elimizde olmayan nedenler. Bugün önemli bir gün. Bugün hem iç siyasette hem dış siyasette konuşulacak çok şey var. Dış siyasette Türkiye artık NATO'ya girdiği tarihten, yani 1950'li yıllardan bu yana ilk kez çizgisini net bir şekilde Rusya tarafına kaydırdı. Bu benim yorumum değil. Bu dünyanın yorumu, Batı'nın yorumu. Özellikle Amerikan gazeteleri ve internet siteleri artık Türkiye'nin Rusya'nın doğal partneri konumuna geldiğini söyledi. Bugünkü özellikle nükleer santral ihalesiyle ilgili görüşmeden bu sonucu çıkardı. Gerçekten Türkiye dış politikasında bu kadar büyük bir kırılmayı yaşayacak mı? Ya da bu kadar büyük bir savrulma Türkiye açısından ne tür dış dinamikler getirecek? Ve bu dış dinamikler ne kadar Türkiye'nin iç dengelerini etkileyecek, Türkiye'nin var olan sistemini, rejimini etkileyecek, bunu zaman içinde göreceğiz. İkinci önemli başlığımız var bugün. Bir erken seçim tartışması var. Beğenseniz, beğenmeseniz, söyleseniz, söylemeseniz artık bunun önemi yok. Hem iktidar hem muhalefet hızla bir erken seçim için hazırlık yapmaya başladı. Bugün HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP daha doğrusu eş başkanı diyelim. Açık net bir şekilde partisinin grup toplantısında 2018'in sonbaharında bu ülkeyi bir seçim bekliyor dedi. Ve bunu da kendi tezleriyle destekledi. Bütün bunları konuşacağız. Tabii ki ayrıntıları konuşacağız. Bilinmeyenleri konuşacağız. Konuşulamayanları konuşacağız. Konuklarımla konuşacağız. Her zaman olduğu gibi ben size yine konuklarımı tanıtmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, bir genç bir hukukçu, aktif milletvekili tanıyorsunuz. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve bir gazeteci arkadaşımız, dostumuz. Onu da bu ekranlardan tanıyorsunuz. Sık sık görüşlerine başvuruyoruz, konuşuyoruz. Bu akşam da hiç olmazsa Merkez Sağ ve İYİ Parti ile ilgili de onunla önemli bilgiler alacağımızı düşünüyoruz. Gazeteci yazar Yeni Çağ'dan Yavuz Selim Demirağ. Hoş geldin Sayın Demirağ. Hoş buldum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi Sayın Vekilim, tabii konuşacak çok şey var dedim ama isterseniz bu biraz önce S-400'lerle ilgili bir erken teslim edebiliriz Türkiye'ye gibi bir jeste benzer bir, demek ki jest yapmayı bu şeye bıraktı, bu ikili açıklamaya bıraktı. Putin'in bir açıklaması vardı. Ancak dünya bizim baktığımız gibi bakmıyor bu Putin'in Türkiye ziyaretine. Basit bir nükleer santral ihalesi ya da Rusya'nın basit bir yüklenici firma ya da yapıcı bir ortak olarak gelip bu işe girdiğini düşünmüyor. Rusya'nın Türkiye'ye artık geldiğini düşünüyor. Yani Türkiye'nin doğal dengelerinin ya da işte baktığınız zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki demir perdeden bu yana NATO içerisinde yer almış ve Amerika'ya doğrudan bağımlı bir ülkenin önemli bir biçimde bir kuzeydeki büyük başka bir süper güce Rusya'ya yakınlaştığı şeklinde bir imaj oluşturmuş Türkiye. Tabii ki bunun Türkiye için beklentileri olduğu gibi gelecekteki yansımaları da olacak. Dış politika olacak, iç politika da olacak. Ne gördünüz bugünkü tabloda? İzleyebilmişsinizdir bu kısmı. Nedir? Şimdi aslında şöyle düşünmek lazım. Tabii Batı bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan söyledikleri üzerinden Türkiye'yi bir yere konumlandırıyor. Ancak biz biliyoruz ki AKP'nin özellikle dış politikada izlediği yol ve yöntem bugüne kadar Türkiye dış politikasının tamamen dışında. Türkiye dış politikası neydi AKP dönemine kadar? Daha tutarlı, belli bir çizgisi olan, sadece devletlere muhatap alan, mümkün olduğunca barış içerisine giden, dengeli bir dış politikadan daha maceracı, anlık pozisyon değiştirebilen, bir gün dost olduğuyla öteki gün düşman olabilen, ondan sonra bir gün ticarette çok önemli anlaşmalar yaptığıyla ertesi gün hepsini iptal edebilen bir Türkiye dış politikasına doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi bugünkü tabloya baktığımız zaman, hani belki normal bir hükümet tarafından yönetiliyor olsak bunu bir siyasi karar ve önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık planlar gibi düşünebiliriz. Hani bir devlet politikası oluşuyor şeklinde değerlendirebiliriz. Ancak söz konusu AKP yönetimi olunca bunu söylemek güç. Çünkü bugün
bu anlaşmaları yaptı Rusya'yla, yine herhangi bir şekilde istemeyiz ama anlık yine karşı karşıya kalacak bir işin içinde de olabilirler. Bu potansiyeli de barındırıyor. Şimdi bu, yani yine bir uçak düşürebilir miyiz? Yani her türlü işin altına imza atabilirler. Şimdi bu S-400 meselesi şu açıdan önemli. Dünyada çeşitli paktlar oluşuyor. Yani NATO'ya Türkiye'nin girmesi, Türkiye'nin iradi bir başvurusu üstüne, istemi üstüne olan bir şeydir. Yani sizi kimse alıp da bir şeyin üyesi yapmaz. Yine Türkiye bir Batı ittifakı üzerinde bir dış politika izlediği vakit bu karşılıklı ilişkilerle oluşan bir durumdu. Yani biz şunu diyemeyiz tabii. Yani dış politika açısından Türkiye'nin çıkarına ne varsa Türkiye onu savunmalıdır. İçinde bulunduğu coğrafyanın hassasiyetlerini de gözeterek onu yapmalıdır. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Eğer menfaatleri farklı dengeleri gözetiyorsa o doğrultuda hareket etmelidir. Ama şimdi bu S-400 ile ilgili açıklamaları biz bir süredir duyuyoruz, anlaşmaları. Bunların teslim tarihine ilişkin henüz daha işte net bir şey yok. Öne alınacağı söyleniyor. Ama bununla birlikte demin söylediğim o dengeli şey için, yani Rusya'dan siz S-400 alıyorsanız aynı zamanda Amerika'dan da parasını ödediğiniz ve siparişini beklediğiniz F-35 savaş uçaklarını nereye koyacaksınız? Çünkü bunlar birbirlerine, bu sistemler birbirlerine dost sistemler değil, değil mi? Yani her iki sistemi de bir arada kullanmak oldukça güç. Yani siz bir NATO üyesi olarak S-400 füzelerini nasıl kullanacaksınız, kime karşı kullanacaksınız, NATO üyesi olmaya devam edecek misiniz gibi oldukça karışık birçok girift ilişkiyi bir arada değerlendirmek gerekecek bir ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Yani dış politika açısından baktığımızda da ben çok derinlemesine analiz yapılması taraftarı değilim, söz konusu AKP iken. Burada bizim Batı'nın bizi şu konuda anlaması lazım. Türkiye'nin hassasiyetleri var. Türkiye'nin kendi güvenliği konusunda hassasiyeti var ve bu konuda gerçekten içi yanmış durumda. Yani 35 yıldır PKK terörüyle boğuşuyor. İçeride dışarıda çok sayıda maddi manevi kayıpları var. Dolayısıyla Türkiye artık bu meseleyi kapatmak yönünde daha bir proaktif bir pozisyon alma ihtiyacı hissettiğini görüyoruz bütün kurumlarıyla birlikte. Yani Batı'nın buradaki yaklaşımı, Türkiye'deki, Türkiye insanının Batı'ya yaklaşımı, Türkiye insanının Amerika'ya yaklaşımı, NATO'ya bakış açısını da önemli ölçüde ben etkileyeceğini düşünüyorum. Yani bu Rusya meselesinde şu çok açık, yani bu özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra yazılan çok sayıda kitap var, araştırma var. Burada biliyorsunuz ben de orada FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu'nda görev yapıyordum ve özellikle o tür yayınları takip ediyorum. Burada yine bir yeni çıkan kitaplardan biri sizin kitabınız, Sicil. Onu da aldık, okuyoruz. Evet. Yine bir emekli kor generalin kitabı var, Mehmet Şamber'in. Mesela ben o kitabı da aldım, biraz incelemeye başladım. Orada şöyle bir şey var bu Rusya meselesiyle ilgili. Diyor ki, orada Rusya'daki angajman kuralları değişince o yetkiyi diyor, sonuçta angajman kuralları değiştikten sonra yetki hükümet genelkurmaya, genelkurmay emir komuta zinciri içerisinde daha alt rütbeye ve en nihayetinde o gün Rus uçağının düşürülmesi konusunda iki yetkili komutan olarak tayin edildiğinden biri benim, bana ulaşılamayınca hava kuvvetlerine ulaşılmış ama vurma iradesi yönünde yetkilendiren iki isim var aşağıya kadar. Kim? Biri astsubay diyor. Birisi de pilot. Yani pilot uyarıyı yaptı, Rus uçağı geliyor. Yerdeki kontroller astsubay. Bu ikisi gerekli angajman kuralları çerçevesinde vurma emrini almış. O an kararı uygulayacak pozisyonda. Yani bu şunu gösteriyor aslında Türkiye açısından bakıldığında. Türkiye'yi belki de çok büyük bir Türkiye-Rusya savaşının eşiğine getirebilecek, büyük bir gerginliğe getirecek bir şey. Aşağı doğru böyle bir silsileyle kritik kararların verilmesi, böyle bir silsileyle yapılmış. Şimdi bakıyorsunuz. Yani bir astsubay mı karar vermiş bu uçağın? Astsubay ve pilot. Hayır şimdi ama. Ama orada şu var. Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan onay alıyor. Dönemin başbakanı emri bizzat ben verdim diye. Evet ama o açıklama boşa düşüyor işte. Yani bakıldığında dönemin başbakanı ve alelacele
Cumhurbaşkanı çıkıp ben verdim emri yarışması yapmışlardı kendi aralarında. Evet. Yani buradan da olur da bir siyasi bir şey çıkarsa onu ben cebime koyayım telaşıyla bir hevesli açıklama yapmışlardı. Ancak görülüyor ki bu çok hızlı gelişen bir olay olacağından ötürü emir komutadan aşağıya kadar inmiş. Şimdi ben sadece şunu vurgulamak için bunu anlatıyorum. Mesela bundan şunu anlıyoruz biz. Buradan Türkiye'nin AKP yönetimindeki dış politikası her an her türlü maceraya açık. Şimdi şayet siz bu angajman kurallarını geçerli gerekçelerle almışsanız ki o günün koşullarında bu geçerliliği tartışılabilir, hak verilebilir. Türkiye'nin de uçağı düşürülmüştü. Aldıysanız bu bir politik dış politikada önemli bir değişikliktir, bir hamledir. Bundan geri dönmemeniz gerekir. O zaman gidip özür dilememeniz gerekir. Yani şimdi oradan savaşın eşiğinden S-400 füzenin siparişine gelmemeniz gerekir. Benim kastettiğim bu. Şimdi diyorum ki bu hafızamızı tazelediğimizde biz hep seçmenimize diyoruz ki vatandaşı Allah aşkına hafızayı tazeleyin. Bunlar ne dese tersini yapıyor. Hangi seçimde ne vaat ettilerse onun tam tersi oldu. Türkiye'de de şu anki Rusya Türkiye'ye yakınlaşmasının her an tersi de olabilir. Yani bu benim açımdan çok büyük bir şey ihtiva etmiyor. Yani buraya bakıp da ben büyük bir çıkarım yapamıyorum. Yani, ben sadece şunu söylüyorum. Türkiye şayet bu kararı bir devlet politikası haline getirecekse o zaman bununla örtüşmeyen silah alımlarına devam edecek mi? Yani bir yandan F-35 sipariş edip de bir yandan Rusya'dan S-400 alacak mı? Yani burası aslında AKP'nin ne yaptığını bilmeyen bir dış politik öngörüye sahip olduğunu söyleyebiliriz buradan. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi bir de şey vardı biliyorsunuz. Bir ara Çin'le ön anlaşmalar yapılmıştı. Füze kalkanıyla ilgili yani. Evet, o da kamuoyunda mesela o aralar siparişler verilmişti vesaire. Şimdi AKP tüccar mantığıyla hareket eden, sanki devleti bakkal dükkanı gibi işlettiğini zanneden bir kuruluş. Yani böyle uluslararası ilişkilerde neredeyse 100 yıla yaklaşık olan bir devletin makasları bu kadar kısa sürede değişilmez. Yani dün NATO'daydınız. Bugün canım sıkıldı, ben hadi Rusya'ya geçiyorum. Böyle bir şey yok yani. Uluslararası ilişkilerde böyle bir şey yok. Ama mantık tüccar mantığı ya. Ey Macron diyor. Sonra gidip Macron'dan Airbus anlaşması yapıyor. Macron diyor ki bir dakika kardeşim. Fransa halkına dönüyor. Ben diyor uçak satacağım, siz karışmayın. Ben ona haddini de bildireceğim demedi mi? Bildirdi de yani bir anlamda. Sonra çok döndük, sert konuştu. Döndük. ABD ile yine Boeing anlaşması yaptık değil mi? Bir de Boeing yani yolcu uçağı anlaşması. 100 milyar dolarlık, 110 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı. Bir taraftan F-35 hadisesi sürüyor, devam ediyor. Diğer taraftan nükleer ve hızlandırıldı biraz. Bir de S-400'ler. Yani bu, dün bunu buraya koyalım, bugün kaldırdım, şu rafa koyacağım gibi bakkal mantığıyla devlet yönetilmez. Bir kere halkımız bunu görecek, bunu bilecek. Yani dün Bob eş başkanısınız, bugün Kremlin'in gölgesindesiniz. Böyle bir şeydir. Artı S-400 alıyorsunuz, daha da domates satamıyorsunuz ama mesela. O da bir ayrı bir şey. Yani nasıl bir yakınlaşmaysa o da garip yani. Şimdi tabii ülkenin kaderini domates satışına, İşte buna falan bağlarsanız geleceğiniz şey bu. Yani siz 50 bin ton domates satarsınız ama bir şu telefonu almak için de bu kadarcık bir kutunun içerisinde 50 bin tonluk malzeme karşılığı verirsiniz. Bunlar hayatın olağan akışına aslında hiç de uygun şey değil. Evet, bu ülkenin tarihinde ve dünya tarihinde bir soğuk savaş dönemi yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı ile beraber Türkiye bir Rusya tehdidi, Sovyet tehdidi içerisinde NATO'ya girmek zorunda kalmıştır. NATO'da bugün girelim, çıkalım. O da böyle, NATO'da da bizim elimizde bir takım kartlarımız var. Yani veto kartlarımız var vesaire. Onu da evet NATO zaman zaman başımıza da bela oluyor. İç işlerimize vesaire de karışıyor ama siz duruşunuzu milli ve sağlam yaparsanız size kimse bu işleri, birileri bir şeyler dayatmaz. Ama bu tüccar mantığıyla
İşte ben 30 birazcık oradan alışveriş yaparım, onları düzeltirim. Diğerleri de 20 milyar dolardan bahsediliyor. Nükleer santralin maliyeti. Bu kime, ne zaman, ne şekilde ihale edilmiştir? Bunları kim yapacaktır? Hangi alt yükleniciler, müteahhitleri kimdir? Hiçbirisi şeffaf değil. Bu nükleer alelacele. Nereden çıktı? Bütün dünyada eskimiş bir teknoloji. Rusların teknolojisi hem Amerika'nın hem Fransa'nın hem İngilizlerin teknolojisinden çok da eski. Çok daha yani mesela... Yani biz Çernobil, daha dün yaşandı evet, Çernobil evet, yani. Evet, siz bunların altyapısını hazırlamadıysanız alelacele. Yani Amerika'ya bakın böyle çok affedersiniz ama uluslararası ilişkilerde bir o kucağa oturup bir öbür kucağa oturamazsınız. Bu böyle bir şey yoktur. Uluslararası ilişkilerin birinci şartı mütekabiliyet. Karşılıklı. Neyin karşılığı? Yani şimdi soracaksınız. Sayın Erdoğan'a soracağız. Neyin karşılığı dediğimiz zaman belki sabahleyin kapımız çalacak. Sütçüden önce polis gelecek. Bu ülke artık bu hale getirildi. Ama bunları sormak, vergi veren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, mükellef olan bir vatandaş olarak da bizim hakkımız. Biz soracağız tabii ki. Sormazsak, yani meclis sormazsa, kuvvetler ayrılığı ilkesi söz konusu deniyor. Ama ben yaptım, oldu. Bir gece kanun hükmünde kararname. Şimdi üç ülke, yani bu özellikle bu Akkuyu santraliyle ilgili üç önemli ülkenin, üç önemli yayın organının üç önemli yorumu var. Bence bunları dikkatle izlenmesi gereken şeyler. Bir tanesi İsrail. İsrail'in en çok satan gazetelerinden Haaretz, konuyla ilgili bir analiz yayınlarken, Türkiye ve Rusya'nın ilişkisi sağlamlaşırken Amerika Orta Doğu'dan atılıyor demiş. Öyle görmüş İsrail bunu. Amerika Orta Doğu'dan, yani Türkiye'den çıkması, Orta Doğu'dan tümüyle atılması anlamına gelir gibi bir şey. Washington Post var Amerika'nın en çok okunan gazetelerinden. Rusya ve Türkiye liderleri Türkiye'nin ilk nükleer santrali inşaatının başlangıcı için bir araya gelirken iki ülke arasındaki ilişki sağlamlaştı yorumunu yapmış. Bir de Rus medya kuruluşu Sputnik, onlar da kendi açılarından bakmışlar. Türkiye'nin AB ile ticareti azalırken Rusya ile ekonomik bağı büyüyor demiş. Üçünü bir araya getirdiğinizde, bir tanesi Rusya'nın kendi memleketi, evet, bir tanesi Orta Doğu'nun önemli bir ülkesi, her türlü bilgi alma ve istihbari yeteneğe sahip, ayrıca dış politikayı yönlendirme becerisi de olan da İsrail, bir tanesi Amerika. Ne diyorsunuz buna? Şimdi tabii adı üzerinde bunlar kendi ülkelerinin menfaatleriyle ilgili Sputnik böyle söyleyecek. Şimdi yani şimdi dönelim bir bakalım. Türkiye Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracatla Rusya'ya yaptığı ihracat arasında olağanüstü bir fark var. Elbette ki en fazla Avrupa ülkelerine Türkiye'nin ihracatı, ticareti söz konusu. Ama Sputnik tabii ki onlar da Rus vatanseveri olarak kendi ülkelerinin menfaatlerini ön plana çıkarmak isteyecekler. Diğer taraftan İsrail de aynısını yapıyor. Şimdi İsrail aslında burada biraz da kaşıyor. Amerika'yı tahrik ediyor. Tahrik ediyor. Amerika'yı diyor Orta Doğu'dan atacaklar. Yani tahrik etmek diyor bu ya. Kim, kimi nereden atıyor? Amerika, Trump geçtiğimiz günlerde dedi ki çok yakın bir sürede çekileceğiz dedi ama bir albay, Milli Savunma Bakanı bir albayı dedi ki daha bizim orada işimiz çok dedi yani. Amerika'yı da Trump falan yönetmiyor. Orayı da Pentagon yönetiyor. Kaldı ki Amerika'da güzel de son günlerde güzel de bir gelişme var. Trump'ın yargılanmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi izin verdi yani. Bir geçtiğimiz yıllarda yine sizin programınızda ben şey söylemiştim. Trump Amerika'da görev süresini doldurmadan ya görevden alınacak veya sağlık sebepleri yüzünden görevden alınacak demiştik birkaç yıl önce sizin programınızda. Bunun önü açılıyor. Yani Trump da böyle züccaciyece dükkanına girmiş bir fil gibi her tarafı dağıtamaz. Onu görevden aldım, bunu görevden aldım dedi. Sonra ne oldu? Dediler ki dur hele bakalım ya. Sen daha bu ticari işlerini sonlandırmamışsın, hala ticaret yapıyorsun. Seninle ilgili soruşturma kararı alalım dedi. Trump'tan kritik Suriye açıklaması son dakika haberi var. Suriye'den çekilme konusunun Savunma Bakanı ile konuştuğunu belirten Amerikan Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada çekilmeyi ciddi olarak düşünüyorum. Askerlerimizin eve dönmesini istiyorum demiş. Ama bugün de bir karar var. 2000 takviye asker gönderecekler. Bugün de bir başka karar daha var.
Yani bu Amerika'yı Trump falan yönetmiyor yani. Amerika'yı Pentagon yönetir. Amerika'nın bir derin bir yapısı vardır. Böyle Bush, bugün Bush gider, öbür gün Obama gelir ama bir Amerika'nın bir doktrini vardır. Bunlar 40 yıl sonrasının, 50 yıl sonrasının doktrinini... Yani Trump'ın bu açıklamalarını... Yani çok ciddiye almıyorum. Trump'ı çok ciddiye, kendi halkı da almıyor artık. Ama evet, yine de Amerikan başkanı olarak yani ciddi ciddi çekiliyoruz ya da yarın çekileceğiz ya da bugün çekildik ya da askerlerimiz toparlanmaya başladı gibi bir açıklama değil bu. Sevgili Fatih, ama Obama da Irak'tan ve Afganistan'dan çekileceğim diye seçilmişti biliyorsunuz. Yani öyle bir halka böyle bir sempatiyle, sempatik gelmişti. Çekileceğim dedi. Kaç? Çekildi mi? Hala çekildi mi yani? Obama seçim kampanyasını yürütürken Amerikan çocukları oralarda ölmeyecek, tamamen çekeceğiz demişti. Ama orada trilyon dolarlık petrol varken de çekilemiyor değil mi? Yani Amerika Irak'tan çekildi mi? Afganistan'dan çekildi mi? Dünyanın bütün uyuşturucu trafiğinin merkezi olan Afganistan. Orada petrol de yok ama uyuşturucu trafiğini de kontrol altında tutmak için oradan da çekilmiyor. Orta Doğu'dan da, Orta Doğu'da bu petrol yani tamamen tükenmeden, ki tükenmesine bazı bilim adamları 40-50 yıl ömür biçiyorlar ama. Tabii orada önemli etkenlerden biri de Doğu Akdeniz'deki el değmemiş doğal gaz rezervlerinin bulunması. Yani henüz çıkartılmamış ama hem Amerikan sismik araştırma gemileri tarafından hem Rus sismik araştırma gemileri tarafından tespit edilen doğal gaz rezervleri. Yani orada bence şöyle düşünmek lazım. Amerika'nın Suriye'ye girme nedeni, gerekçesi neydi? O gerekçe gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Yani hangi gerekçeyle girmişti? Nükleer silah var demişti. Ondan sonra o gerekçe gerçekleşti mi? Yani oraya bakmak lazım. Şimdi baktığınızda Esad gitti mi, gitmedi mi? Kendi kontrollerinde bir yapı kurabildiler mi? O da olmadı. Yani orada henüz bölük pörçük bir yapı varken bunu söylemek zor. Yani bir süre daha o bölge vekalet savaşlarına konu olmaya devam edecek. Görünen o. Yani Trump'ın bu açıklamasını bir Amerikan başkanı olarak çok ciddiye almasak bile bölge ülkelerinin, İsrail dahil, bir en azından bunu yaptığı yorumda, mesela İsrail çok önemli bu söylediğiniz. İsrail Amerika'yı bu Rusya'ya yakınlaşma, İsrail Türkiye'yi bu Rusya'ya yakınlaşma konusunda Amerika üzerinden tahrik etmeye başladı. Yani Amerika'nın bu yakınlaşmaya engel olması ya da müdahale etmesi gerektiğini belirten bir tavır içine girdi ki Haaretz resmi organdır, yayın organıdır orada İsrail hükümetinin. Haaretz'in böyle bir şey yayınlaması İsrail'in bu konuda olaya nasıl baktığını da gösteriyor. Rus medya kuruluşu Sputnik de yani ekonomik açıdan yorumlamış, yine özenli bir dil kullanmış. Yani yeni bir partneri Rusya'nın ya da Rusya'ya yakınlaştı, Amerika'dan uzaklaştı diye değil. Onu da öyle görmek lazım. Ama en önemlisi mesela Yunanistan'ın bir çok satan Katimerini diye bir gazetesi var. Burada iki ülke arasında ilişki yakınlaşıyor diye bir yine manşeti var. Yani Batı'nın bakışı bizim gördüğümüzden belki biraz daha farklı ve ileri. Ama sizin dediğiniz doğru. Bu kadar çabuk makas değiştirmek bir ülke için sıkıntılara yol açar. Yani Çin'le ön anlaşmalar yapılmıştı. Biliyorsunuz işte 1,5 milyar Çinli var. İşte şu kadar kişisi, %10'u gelse bu kadar turizm gelirimiz olacak. Biz de oradan biraz füze alıversek ne olur dedilerdi. Bu yani bu mahalle bakkalı zihniyeti. Ama biliyorsunuz mahalle bakkalları bile kalmadı. Her taraf süpermarket oldu yani. Bu ilişkiler zor. Evet, çok zor tabii. Bir ara verelim. Ara vereceğiz. Ara zamanımız geldi. Aradan sonra tabii Sayın Emre'ye sorularım var. Çünkü iç siyaset gerçekten çok ısındı. Bir erken seçim telaşı var. Erken seçimle ilgili bugün önemli emareler vardı mecliste. Bunları konuşacağız. Herkesin, yani işçinin, memurun, köylünün, sanayicinin, iş adamının, işsizin bile önümüzdeki dönemin yeni bir seçim dönemi olacağını, bu sonbaharın çok sıcak geçeceğini unutmaması lazım. Ayrıntılar var elimde, az sonra konuşacağız.